Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilde çatı ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizelerdeki altı çizili fiillerin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Rastlamak fiil. Kim rastlamış? Ben. Gizli özne. Özne gerçek. Dolayısıyla rastlamak fiili nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiildir. Sevindi. Sevinmek fiil. Ne ikimizi almış? Kim sevindi? O. Gizli özne. Özne gerçek. Ne ikimizi almış? Dolayısıyla buradaki fiil nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Seçeneklere baktığımızda ise doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde fiil çatısı öznesine göre ötekilerden farklıdır demiş. Geçen gün müdürlük görevinden ayrıldı. Ayrılmak fiil, L ikimizi almış. Kim ayrıldı? O, gizli özne. Bakın, özne gerçek, L ikimizi almış. Bu nedir? Dönüşlü fiildir. Yıllar önce sevgilisinden yok yere ayrıldı. Ayrılmak fiil, L ikimizi almış. Kim? O, gizli özne. Özne gerçek. L2'ni aldığı için dönüşlü fiildir. Akşamki yemek için masalarımız ayrıldı. Dursun. Biraz önce eve gitmek için buradan ayrıldı. Ayrılmak fiil. L2'mizi almış. Kim? O. Gizli özne. Özne gerçek. Ve L2'ni aldığından dolayı dönüşlü fiildir. Kardeşim de sonunda iş yerinden ayrıldı. Ayrılmak fiil. L2'mizi almış. Kim? Kardeşim. Özne. Özne gerçek. L2'ni almış. O yüzden bu da dönüşlü fiildir. Akşamki yemek için masalarımız ayrıldı. Ayrılmak fiil. L2'mizi almış. Ama masaları kimin ayırdığı belli olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Kaybolan antika saat sonunda bulundu. Bulunmak fiil, ne ikimizi almış, kimin bulduğu belli olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Edilgendir. Aranan kan geç de olsa bulundu. Bulunmak fiil, ne ikimizi almış, kimin bulduğu belli olmadığı için bu da edilgendir. Şairin kayıp yazma divanı bulundu. Bulunmak fiil, ne ikimizi almış, kimin bulduğu belli olmadığı için bu da edilgendir. Ünlü yazar da birkaç fuarda bulundu. Bulundu. Fiil ne ikimizi almış? Kim bulundu? Ünlü yazar özne hem işi yapıyor hem de işten etkileniyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Dönüşlüdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yunus Emre'nin yeni şiirleri bulundu. Bulunmak fiil ne ikimizi almış? Bunları kimin bulduğu belli olmadığı için bu da edilgen çatılı bir fiildir. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? İstanbul'dan bunaldığı için memleketine taşındı. Dursun. Maçtan önce önlem amacıyla seyircilerin üstü arandı. Arandı fiil. Ne ikimizi almış? Kimin aradığı belli olmadığı için bu nedir? Edilgendir. Araştırma için birçok eski belge titizlikle tarandı. Taranmak fiil. Ne ikimizi almış? Kimin taradığı belli olmadığı için yine bu da edilgendir. Matematik sınavı bugün geç saatlerde yapıldı. Yapılmak fiil L2'mizi almış. Kimin yaptığı belli olmadığı için bu da edilgendir. Yapılan kazıda tarihi birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarıldı fiil L2'mizi almış. Dolayısıyla arkadaşlar kimin çıkardığı belli değil. O yüzden bu da edilgendir. İstanbul'dan bunaldığı için memleketine taşındı. Taşınmak fiil. Ne ikimizi almış? Kim taşındı? O. Gizli özne. Bakın. Ne ikini almış? Özne gerçek. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir demiş. ÖSYM sınav sonuçlarını erken açıkladı. Açıklamak fiil kim ÖSYM özne özne gerçek olduğu için arkadaşlar bu nedir? Etken çatılı fiildir. Çocuk geceleyin tek başına evine gitti. Gitmek fiil
Kim, çocuk, özne. Özne gerçek olduğu için bu da etkendir. Babası yıllar sonra doğduğu şehre yerleşti. Yerleşmek fiil, kim, babası, özne. Özne gerçek olduğu için bu da etken çatıda bir fiildir. Kerem dedesine gazete okudu. Okumak fiil, kim, Kerem, özne. Özne gerçek olduğu için arkadaşlar bu da etken çatıda bir fiildir. Kitaplar büyük bir özenle hazırlandı. Hazırlandı fiil, ne ikimizi almış? Hazırlama eylemi kim yapmış arkadaşlar? Belli mi? Belli değil. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerdeki altı çizili fiillerin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Dizilmek fiil. L ikimizi almış. Dizilen ne? Düşman, özne. Özne var. L ikimizi almış. Dolayısıyla bu nedir? Dönüşlü fiildir. Alnımıza kara yazı yazıldı. Yazılmak fiil. L ikimizi almış. Yazıyı yazan belli mi? Değil. O yüzden bu edilgen çatılı fiildir. Sırasıyla dönüşlü ve edilgen olacak. Seçeneklere baktığımızda ise bu arkadaşlar B seçeneğinde görülüyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Atasözlerinin hangisinde sözde özne kullanılmamıştır? Serçiden korkan darı ekmez. Ekmez fiil. Kim ekmez? Serçiden korkan özne. Bakın özne arkadaşlar ekmez fiili etken olduğu için bu nedir? Gerçek öznedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Denize düşen yılana sarılır. Sarılır fiil. Kim sarılır? Denize düşen özne. L ikimizi almış. Öznesi gerçek özne. O yüzden sarılır sözcüğü dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Yağmur yağarken küpler doldurulur, dursun. Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez. Bilmez fiil. Kim bilmez? Hasta olmayan özne. Arkadaşlar buradaki özne gerçek öznedir. Bilmez sözcüğü de etken çatılı bir fiildir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. Bitirmenin yarısıdır isimdir arkadaşlar. Yüklemi isimdir. Dolayısıyla burada çatı aranmaz. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Yağmur yağarken küpler doldurulur. Bakın doldurmak fiil. L ikimizi almış. Fakat kimin dolduracağı belli mi küpleri? Belli değil. O yüzden bu edilgendir. Doldurulan ne arkadaşlar? Küpler, özne. Buna biz sözde özne diyoruz. Edilgen çatılı fiillerin hepsi sözde özne olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Atasözlerinin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır demiş. İki horoz bir pinde geçinemez dursun. Buz üstüne yazı yazılmaz. Yazılmaz fiil. L ikimizi almış. Kimin yazacağı belli değil. O yüzden bu edilgen çatılı bir fiildir. Kel yanında kabak anılmaz. Anılmak fiil. L ikimizi almış. Kimin anacağı belli değil. O yüzden bu da edilgen çatılı fiildir. Baca ıslanmadan balık tutulmaz. Tutulmaz fiil. L ikimizi almış. Kimin tutacağı belli değil. Bu da edilgendir. Demir tavında dövülür. Dövmek fiil. L ikimizi almış. Kimin döveceği belli değil. Bu da edilgendir. İki horoz bir pinde geçinemez. Geçinmek fiil arkadaşlar. Ne ikimizi almış? Geçinen ne? İki horoz özne. Özne gerçek özne. Ne ikimizi almış? Bu da nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek olarak gösterilebilir? Geçişsiz fiiller edilgen duruma getirildiğinde cümlede ne gerçek ne de sözde özne bulunur. Yani ne ve kim sorularına cevap alınamaz demiş. Bakalım arkadaşlar. Geçen akşam mutfak ve banyo temizlendi. Temizlendi yüklem ve fiil. Bakın ne ikimizi almış. Temizlenen ne? Mutfak ve banyo özne. A seçeneğini elemiş oluruz. Roman taslağı büyük titizlikle incelendi. İncelendi fiil. Ne ikimizi almış? İncelenen ne? Roman taslağı özne.
ne sorusuna cevap aldığımız için bunu denemiş oluruz. Araçların buraya park edilmesi yasaklandı. Yasaklandı fiil ne ekimizi almış, ne yasaklandı. Araçların buraya park edilmesi özne. O yüzden bunu denemiş oluruz. Maçın gelecek haftaya ertelendiği söylendi. Söylendi fiil ne ekimiz var, ne söylendi. Maçın gelecek haftaya ertelendiği özne. Dolayısıyla bunu denemiş oluruz. Piknik için şehrin dışındaki koruluğa gidildi. Gidildi fiil L ekimizi almış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada ne ve kim sorusuna cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz fiil edilgen duruma getirildiği için arkadaşlar ne gerçek özne ne de sözde özne var. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru, cümlelerin hangisinde ne gerçek ne de sözde özne kullanılmıştır? Akşamleyin geç saatlerde eve dönüldü. Dursun. Kitaplar bize yepyeni hayatlar sunar. Sunmak fiil. Sunan ne? Kitaplar özne. Bakın arkadaşlar, sunmak fiili burada etken çatılı bir fiildir. Dolayısıyla özne de vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Seçimler bir aksilik çıkmadan yapıldı. Yapıldı fiil. L ekimizi almış. Kimin yaptığı belli değil. Edilgen çatılı bir fiil. Fakat yapılan ne? Seçimler özne. Özne kullanıldığından dolayı biz bunu denemiş oluruz. Herkesten eşit oranda para toplandı. Toplandı fiil. Ne ekimizi almış? Kimin topladığı belli değil. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. Ne toplandı? Para, özne. Sözde özne kullanıldığından dolayı bunu denemiş oluruz. Ağaçlar sonbahar gelince yapraklarını döker. Dökmek fiil. Döken ne? Ağaç, özne. Özne gerçek olduğundan dolayı bu da etken çatılı bir fiildir. Özne var olduğu için bunu denemiş oluruz. Akşamleyin geç saatlerde eve dönüldü. Dönüldü fiil. L ekimizi almış. Kimin döndüğü belli değil. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Edilgendir. Ne zaman dönüldü? Akşamleyin geç saatlerde zarf tümleci. Nereye? Eve dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi cümlede özne olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 11. soru, cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Hırsızların girdiği bina polisler tarafından sarıldı. Sarıldı fiil. L ekimizi almış. Kimin sardığı belli. Polisler tarafından. Tarafından ifadesini kullandığı için arkadaşlar bu nedir? Örtülü öznedir. Dolayısıyla sözde özne olması gerekiyordu. Bundan dolayı bu da yine edilgen çatılı fiil olarak kabul edilir. Kadın gurbetten gelen oğluna hasretle sarıldı. Dursun. Maç yaparken kolu kırılan çocuğun eli sarıldı. Sarmak fiil. L ikimizi almış. Fakat kimin sardığı belli olmadığı için bu da edilgen çatılı bir fiildir. Düşman kalesi saatlerce dört bir yandan sarıldı. Sarılmak fiil. L ikimizi almış. Kimin sardığı belli olmadığı için bu da edilgendir. Kitap zarar görmesin diye etrafı ciltle sarıldı. Sarılmak fiil. L ikimizi almış. Kimin sardığı belli olmadığı için bu da edilgen çatılı bir fiildir. Kadın gurbetten gelen oğluna hasretle sarıldı. Sarılmak fiil. Kim sarıldı? Kadın. Özne. Özne gerçek. L ikimizi de almış. Bundan dolayı bu nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru, cümlelerin hangisinin yükleminde karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı yoktur? Her yaz deniz kenarına gidip bronzlaşır. Dursun. Büyük babası her konuda bizimle tartışır. Tartışmak fiil, şey ikimizi almış. Dolayısıyla karşılıklı yapılan bir eylemdir arkadaşlar. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Kardeşim tanıştığı her insanla anlaşır. Anlaşmak fiil, şey ikini almış. Anlaşmak da karşılıklı yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla C seçeneğini elemiş oluruz. Çınar ağacının dallarında kuşlar ötüşür. Ötüşmek fiil, şey ekimiz var. Ötüşmek de birlikte yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Ev konusunda konuşmak için görüştük. Görüşmek fiil, şey ekimizi almış. Görüşmek de yine karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı E seçeneğini elemiş oluruz. Her yaz deniz kenarına gidip bronzlaşır.
Bronzlaşmak fiil. Bronzlaşmak arkadaşlar tek başına da yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı da bu nedir? Etkendir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soru. Altı çizili sözcük veya sözlerden hangisi sözlü özne göreviyle kullanılmamıştır? İnsan sözünden hayvan yularından tutulur. Tutulur fiil. L2'ni almış. Kimin tuttuğu belli değil. O yüzden bu edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da insan sözcüğü sözde özne görevinde kullanılmıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Dilenci bir olsa şekerle beslenir. Beslenmek fiil. Ne ekimizi almış? Kimin beslediği belli değil. Edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da dilenci sözcüğü sözde özne görevindedir. Bunu da elemiş olduk. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır dursun. Dere geçerken at değiştirilmez. Değiştirmek fiil. L ekimizi almış. Kimin değiştireceği belli değil. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. At da sözde özne görevindedir. Bunu denemiş olduk. Dut kurusu ile yar sevilmez. Sevmek fiil. L ekimizi almış. Kimin seveceği belli değil. Edilgen çatılı bir fiil. Yar sözcüğü de burada sözde özne görevindedir. Bundan dolayı bunu denemiş olduk. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarmak fiil. Çıkaran ne? Tatlı dil. Gerçek özne. O yüzden çıkarmak fiili de burada etkendir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Cümlelerin hangisinde ne, ın, ine ki eklendiği sözcüğe ötekilerden farklı bir çatı özelliği kazandırmıştır? Bütün hatıralar sonunda birer birer silindi. Silindi fiil. Ne ekimizi almış? Kimin sildiği belli değil. O yüzden bu edilgendir. Bahçedeki ağaçlar kurumasın diye sulandı. Sulanmak fiil. Ne ekimizi almış? Kimin suladığı belli mi? Değil. O yüzden bu da edilgendir. Evin salonuna yeni bir oturma grubu alındı. Alınmak fiil. Kim almış bu oturma grubunu belli mi? Bu da belli değil. O yüzden bu da edilgendir. Kirlenen banyo ve mutfak iyice temizlendi. Temizlendi fiil. Ne ekimizi almış? Kimin temizlediği belli mi? Bu da belli değil. O yüzden bu da edilgendir. Kaybettiği paralar için saatlerce dövündü. Dövünmek fiil. Ne ekimizi almış? Kim dövündü? O. Gizli özne. Bakın öznesi gerçek. Ne ekinde aldığından dolayı bu nedir? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru. Cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından bu cümleyle özdeş yani aynı değildir demiş. Anayasanın değiştirilen maddeleri TBMM'de onaylandı. Onaylandı fiil. Ne ekimizi almış? Fakat kimin onayladığı belli olmadığı için bu nedir? Edilgendir. Öykü boyutundan çok içeriği yönünden tanımlanır. Tanımlanmak fiil. Ne ekimizi almış? Kimin tanımladığı belli olmadığı için bu nedir? Edilgendir. Romanda İstanbul'un tarihi yerleriyle ilgili bilgilere yer verilmiş. Yer vermek fiil. L ekimizi almış. Kimin yer verdiği belli değil. O yüzden bu da edilgendir. Türk şiirinde ağaca karşı büyük bir ilgi gösterilir. Gösterilir fiil. L ekimizi almış. Kimin ilgi gösterdiği belli mi? Değil. O yüzden bu da edilgendir. Almanya'dan gelen misafirler güzel bir şekilde ağırlandı. Ağırlandı fiil. Ne ekimizi almış? Kimin ağırladığı belli mi? Değil. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. Öğretmenin söylediği sözlerden dolayı çok kırıldı. Kırılmak fiil. L ekimizi almış. Kim kırıldı? O. Gizli özne. İşi yapan özne belli. L ekini almış. O yüzden kırılmak sözcüğü nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 16. soruya. Cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir demiş. O zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? Edilgen çatılı fiili soruyor. Öğretmenimiz sınıfta uyulması gereken kuralları belirtti. Belirtmek fiil. Kim? Öğretmenimiz özne. Görmüş olduğunuz gibi belirtmek sözcüğü burada etken çatılıdır. Öznesi gerçektir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bahçıvan bütün ağaçları büyük bir özenle budamıştı. Budamak fiil kim? Bahçıvan özne.
Özne gerçek öznedir. Dolayısıyla budamak fiili de nedir? Etken çatılı fiildir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Ressam bütün resimlerinde izlenimci bir anlayışla hareket etmiş. Hareket etmek fiil. Kim? Ressam özne. Özne gerçek özne. Bundan dolayı etken çatılı bir fiil. Bunun için de B seçeneğini denemiş oluruz. Roman geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok seviliyor. Dursun. Dedeleri 2 asır önce Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşmişler. Yerleşmek fiil. Kim? Dedeleri özne. Özne gerçek özne. Yerleşmek fiili de burada nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiildir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Roman geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok seviliyor ifadesinde sevilmek fiildir. L ikimizi almış. Kimin sevdiği belli değil. Bundan dolayı roman sözcüğü burada sözde özne görevindedir. Fiil de edilgen çatılı bir fiildir. Gerçek öznesi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.